İyi günler sevgili izleyenler. Bir genç düşünce programıyla daha karşınızdayız. Bugün de hem ülkemizi hem dünyayı yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz bir konu başlığımız var. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri tartışacağız. Stüdyomuzdaki birbirinden değerli pırıl pırıl genç konuklarımızla. Her zaman açılışta aynı cümleyi sarf ediyor gibiyim aşağı yukarı. Dünyayı ve Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor diye. Bazı konularımız zaman zaman Türkiye'yi daha yakından ilgilendiriyor, bazıları dünyayı. Ama bugün gerçekten kelimenin tam anlamıyla tüm dünyayı yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz bir konu başlığı var. Ben böyle düşünüyorum ama öyle olup olmadığını elbette ki stüdyomuzdaki değerli konuklarımız da kendi yorumlarıyla ortaya koyacaklar. Peki bugün kimler bizlerle beraber? Ben hemen zaman yitirmeden her zaman olduğu gibi kendi sahamdan başlayarak sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Ayşe Aydemir bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Sayın Onur Gür bizlerle. Hoş geldiniz hoş efendim. Bulduk. Sayın Onur Çal siz de hoş geldiniz efendim. Hoş ve bugünkü son konuğumuz Sayın Şimay Akkaya siz de hoş geldiniz. Ben kısaca ismen sizleri tanıttım ama isterim ki ilk giriş cümleleriyle hem hepimizin yüzünü sesini bir izleyenlerimiz duysun hem de sizin cümlelerinizde sizi de biraz daha yakından tanıyalım. Özellikle siyasete olan ilginiz, seçimlere olan ilginiz nedir? O konuda da bilgimiz olsun ama öğrenimlerimizde sınıflar olarak da sizden rica etsem yine sizden başlayalım. Hangi okuldayız, hangi sınıftayız ve dünyaya olan ilgimiz bu konuda nedir? Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Siyaset bilimi okuduğum için tabii ki ilgileniyorum. Aynı zamanda yalın da bunlar dahil. O yüzden seviyorum bunları takip etmeyi yakinen. Peki teşekkür ederiz efendim siz. Ben Onur Gür. Başkent Üniversitesi İletişim Tasarım Bölümü öğrencisiyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim aynı zamanda. Siyasete yakınlığım da kişisel hobimden kaynaklanan bir durum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyerek Şimay Hanım. Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyorum. Birinci sınıftayım. Siyaset ilgi alanı gibi biraz da bölümümle alakalı. O yüzden takip ediyorum. Ki Türkiye gündeminde takip etmem gerekiyor. Peki efendim siz de tekrar hoş geldiniz Onur Bey. Onur Çal, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Siyasete yakınlığım aslında ufak yaşlardan itibaren hobili başlayıp geldi. İleride de Türkiye'deki siyasi partilerle ilgimle beraber yükseldi. Siyaset takip etmeyi ve dünya tarihini takip etmeyi seviyorum. Peki. Ve ilgileniyorum. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi genel anlamda siyasete olan yatkınızı gördük ama hani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın ta öbür ucunda. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler sizi neden bu kadar yakından ilgilendiriyor? Beni ne kadar yakından ilgilendiriyor? Elbette cevabını kendimce biliyorum ama ben yalnız mıyım değil miyim bu konuda sizlerle birlikte dertleşeceğiz, paylaşacağız. Evet, siz Amerikan seçimleriyle neden bu kadar yakından ilgilisiniz? Ben bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin seçilecek olan başkanın göstermiş olduğu politikanın Orta Doğu'da Türkiye'yi etkileyeceğini çok aşikar olduğu yani olduğu için kişisel olarak Türkiye'ye nasıl bir etkisi olur? Onu merakımdan dolayı seçimlere ilgiliyim. Bu durumda Romney'nin başkan olmasının ne olacağı vesaire. Obama'nın da bu şekilde hani Türkiye'ye yakınlığının veyahut ne tür bir politika izlediğinin savaşa karşı olup olmadığını Romney'nin ama ki sanırım savaş yanlısı bir politika izliyor. Yani eninde sonunda dönecek dolaşacak oradaki başkanın politikaları bizim ülkemizde etkileyecek. Dolayısıyla ben de şimdiden ön alıyorum, orayı takip ediyorum. Evet. Peki efendim, sağ olun. Teşekkür ederim. Size de yine aynı soruyla devam edelim. Neden ta dünyanın öbür ucundaki Amerikan seçimlerine olan bu ilgi? Küresel bir dünyada yaşıyoruz ve Amerika'da bunun ana ögesi. Bu durum arkadaşım da dediği gibi Orta Doğu'yu etkilediği için haliyle Türkiye'yi de etkiliyor. Bu yüzden yakından takip etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla orada seçilecek başkan da başkanın politikaları da ülkemizi gerçekten derinden etkileyebilecek duruma geliyor bazen. Bu yüzden takip etme gereksinimi duyuyorum. Peki teşekkür ederiz efendim. Acaba Şimay Hanım neden bu kadar yakından ilgileniyor? Ben Türkiye'yi büyük yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin politikası ve ekonomisi büyük bir durumda etkilenebilir. Ve savaşa katılma durumunda olabilir seçim sonuçlarına göre. Yani kötü sonuç olarak da etkilenebiliriz. Yani kendi refahımız, huzurumuz olarak da etkilenebiliriz. Ama aksi takdirde Obama'nın seçileceğini düşünürsek daha iyi bir boyutta daha bir refah içinde, huzur içinde ilerleyeceğimizi düşünüyorum ben. Evet, şu ana kadar anladığım kadarıyla daha çok Obama'nın lehine gibi görüyorsunuz gelişmeleri ve tercih de sanki o yöne olacak gibi değil mi? Evet. Peki efendim, siz? Amerika Birleşik Devletleri
dünya üzerinde en etkili devletlerden bir tanesi. Bu yüzden sırf Türkiye, Orta Doğu değil, dünya siyasi tarihini, hatta ki haritaların değişmesine neden olabilecek bir ülke olduğu için sürekli olarak takip edilmesi gereken bir ülke. Bu yüzden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'ni takip etmek, onun siyasetini, ekonomik durumunu takip etmek bizim hani tabiri caizse bu ülkenin boynunun borcu olmuş durumda. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin hareketlerini adım adım hani kendi zihnimizce tanımlayabildiğimiz, tasarlayabildiğimiz sürece takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu hem bizim ülkemiz hem de dünya ülkeleri için önemli bir kavram. Dünya için ayrıntısını biraz sonra yine satır aralarını deşerek devam ettiririz, konuşuruz. Avrupa nasıl düşünüyor, Afrika nasıl düşünüyor ya da Orta Doğu nasıl etkileyecek diye, ama isterseniz öncelikle oradaki seçim atmosferini biraz daha yakından tanıyabilmek için sizlerin hem bilgisine hem yorumuna müracaat etmek istiyorum. Oradaki seçim sistemi hakkında ne biliyoruz? Ne kadar bilgi sahibiz? Sizle başlayalım mı Turan? Evet. Amerika Birleşik Devletleri seçim sistemi dünya genel konjonktürü açısından biraz farklılık gösteriyor. Şöyle ki, ülkedeki vatandaşlar, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları başkanı direkt olarak kendileri seçemiyor. Böyle bir hakları mevcut değil. Bu belli bir komite oluşturulduktan, daha doğrusu oy kullanırken başkanı seçmek üzere değil, başkanı seçecek olan bir komite oluşturması üzerine kurulu bir sisteme dayalı. Yani Amerikan vatandaşları önce komite üyelerini seçer. Komite üyeleri kendi bilgi, deneyim ve dünya siyasi tarih açısından bunların değerlendirmesini yapıp harmanlayarak kendi ideolojileri doğrultusunda da başkanı seçime götürürler. Bu sayede de başkan seçilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalet var. Bu eyaletlerde belli yine halkının fikir, aynı Türkiye'de olduğu gibi belli fikir, ideoloji ve kendilerinin anlamları var. Bu anlamları yükleyerek başkanlarını seçiyorlar. Peki efendim, Simay Hanım, sizin seçim sistemine ilişkin bilgilerinizi ekleyecekleriniz. Ben de arkadaşıma katılıyorum. Fakat ben bu seçim sistemini daha iyi görüyorum açıkçası. Çünkü halkın istediği yönünde oy kullanarak seçilmiyor başkanlar. Evet, ama bazen yani nasıl diyeyim, daha bilgili insanların bakarak başkanlarını seçmeleri yani kendi ülkelerine göre daha hani bizim ülkemizde şöyle bir tartışma vardı bir dönem, işte dağdaki çobanın oyuyla şehirdeki insanın oyu bir midir vesairedir gibi. Bu tarz tartışmaya yönelik bir şey mi katkıda bulunmak istiyorsunuz? Yani orada başkanı seçecek kişiler daha yetkin kişiler oluyor. Halk önce o yetkin kişileri seçiyor. Daha sağlıklı bir seçim yapabiliyor diye mi? Evet, o yetkin kişilerin daha mantıklı, daha halkı kimin yönetebileceğini daha iyi gördüklerini düşünüyorum ben. Ve ona göre bir seçim yapıldığını düşünüyorum. Evet, galiba bir eklemeniz olacak. Evet, yani bence de olması gereken kaliteli bir ülke yönetimi için olması gereken de bence buna yakın bir sistem. Şöyle ki, sonuçta her insanın siyasete karşı veya ülke tarihi veya coğrafyasına karşı ilgisi çok fazla yoğun değil veya bu konuda bilgisi, deneyimi ve tecrübesi az olduğundan dolayı yetkin kişilerin, alanında yetkin kişilerin bu karara varmaları bence daha kaliteli, daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Peki efendim. Hem bu konuşmalar ışığında hem de seçim sistemine ilişkin sizlerin de ekleyeceklerini rica edelim. Amerika'da toplam oy üzerine bir seçim sistemi yok. Seçim koleji denilen bir sistem var. Arkadaşımızın da söylediği gibi bir kurul önce her eyaletten bir kişiyi seçiyor, başkanı seçmek üzere. Bunun üzerine seçiliyor. Ancak hani bunun ne kadar doğru ya da yanlış olduğu tartışmasına gelecek olursak, her ülkenin demografik durumuna göre değişecek bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Böyle. Yani siz yanlış anlamadıysam çok da katılmıyor gibisiniz. Yani demografik ve nüfus açısından değerlendireceksek Türkiye'ye uyarlama şekli çok farklı olur diye düşünüyorum. Türkiye için sağlıklı olabileceğini düşünmüyorum. O zaman zamanımız kalırsa final dakikalarımıza doğru Türkiye'de de zaman zaman başkanlık sistemiyle ilgili tartışmalar oluyor. Belki o konuya da zaman ayırırız ama önce Amerika'yı bir halledelim, tamamen enine boyuna konuşalım. Sizin oradaki seçim sistemine ilişkin ekleyecekler. Ben diğer arkadaşlarımdan biraz farklı düşünüyorum. Bu seçim koleji sisteminin seçiciler, yani seçiciler kurulunu seçip o kuruldaki insanların da yaklaşık 583 kişi, bunların da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçmeleri söz konusu. Hani durum şöyle, eyaletlerin nüfus oranına göre her eyalet kurula üye gönderiyor ama en sanırım yüksek gönderen Kaliforniya'ydı. 55 üye. En düşüğü de sanırım New York'tu. 3 üye.
Ya bu da böyle bir değişik bir sistem yapıyor ama şimdi halkın verdiği oylar, yani Kaliforniya'nın Obama'yı seçtiğini düşünelim. Bu 55 kişinin de Obama'yı seçme gibi bir durumu söz konusu oluyor ki halkın verdiği oyun Obama yönünde artı olması seçiciler kurulunda belki Romney'e yarayacak. Böyle bir durum da söz konusu. Böylece hani halkın Ohio, istediği biraz var şu anda. Evet. Ondan dolayı yani aslında. Sanki halkın istediği tam olarak seçilemeyebilir gibi de bir durum söz konusu oldu. Halkın iradesi yansımayabilir meclise. Evet. Ya çok zayıf bir ihtimal ama böyle bir ihtimal de var. Peki. Hazır öyleyken şundan da devam edelim. Şimdi bir tarafta Cumhuriyetçiler diyoruz, bir tarafta Demokratlar diyoruz ve iki ana partiden söz ediyoruz. Zaman zaman başka ülkelerde de istikrarın korunabilmesi adına öyle birkaç parti olsun, parti enflasyonu olmasın gibi şeyler de söyleniyor ama bu ne kadar her kesimin oyunu sandıkta görebilme ihtimalini ve herkesin söz hakkını ortaya koyabilme ihtimalini doğuruyor. Sizce sadece iki başlık altında, iki kutup altında o demokrasi iddiası gerçekten yerini bulabiliyor mu? Yani hep ne diyor Amerika Hollywood pompalamasında bütün dünyaya, burası en özgür ülke, burası en demokratik ülke. Hem bu iki partililiği hem de o en özgür, en demokratik ülke olunmasını bu sefer sizden başlayarak isterseniz tartışalım. Bu iki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar kanadının bir de çok ayrı bir durum var. İki parti daha var aslında. Bir de Yeşiller var. Bir hanımefendi başkan adayı çıkartmışlar ama Amerikan medyası bile sadece Cumhuriyetçiler ve Demokratlar üzerine gidiyorlar. Hani bunu Amerikalılar bile konuşmazken biz de doğal olarak Amerikan medyasının öne sürdüklerini tartışabiliyoruz sadece. Hani çünkü diğer olayı farkında bile değiliz. Bizim medyamızda biraz sanırım bu Yeşillere ilgili değil. Bir Obama, bir Romney konusu. Bu bakımdan biraz adaletsiz olduğunu düşünüyorum seçim sisteminin, ki herkese sanırım eşit bir şekilde ya seçimin dağıtılmadığına inanıyorum şu an. O Yeşiller niye konuşulmuyor acaba? Böyle de bir peki düşünce. İki partili olunmasının yeterince halkın her kesimini yansıtıp yansıtmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz? Yansıtmadığına inanıyorum. Çünkü eminim ki o Yeşilleri destekleyenler de vardır ve diğer dördüncü grubu destekleyenler de vardır ama bunların sesinin daha fazla çıkması mı engelleniyor diye insan ister istemez bir düşünüyor. Sanırım bu da başkanlığın vermiş olduğu bir güçle, seçim zamanları yapılan propagandalarla ortaya çıkıyor. Peki efendim, o soru işaretini belki biraz daha açarız ama diğer konuşmacıların da fikirlerini alalım. Amerika'daki seçim geleneğinin getirdiği bir şey zaten Cumhuriyetçilerle Demokratların çekişmesi. Yeşillere o yüzden pek önem verilmiyor diyeyim burada. Sürekli medyadan da yansıyan bu zaten. İnsanlar da onların üzerine odaklanıyor. Demokrasi ve özgürlükçü ülke bakımından düşünecek olursak, demokrasinin böyle bir şey olduğuna inanmayan bir insanım ben, oradaki gibi. Hı hı. Özgürlük açısından da tartışılır yine. Özgürlükten ne anladığımıza da bakmamız gerekir burada. O yüzden özgürlükçü bir ülke de olduğuna inanmıyorum bu şartlar açısından. Biraz daha açalım lütfen. Tabii ki. İşsizlik oranlarından bahsedebilirim, hı hı, refahtan bahsedebilirim bununla ilgili. Obama geldiğinden bu yana %8'in altına düşmemişti. Pardon, üzerine çıkmamıştı işsizlik oranı. Gitgide artmaya başladı işsizlik oranı. Hı hı. Refah düşüyor demektir. Özgürlük için refah da lazımdır. Bu açıdan bakıyorum ben. Evet. Dolayısıyla yani bir Hollywood iddiası yanlı olarak kalıyor. Evet. Hala oranın en özgür ve demokratik olduğu. Aynen. Peki sizin pencerenizden baktığımızda gerçekten özgür ve demokratik bir ortam olduğunu orada düşünüyor muyuz? Ben düşünmüyorum açıkçası. Hı-hı. Amerika yani biliniyor ki özgür ve demokratik bir ülke diye. Fakat kendi içlerinde özgürlükleri, insan hakları birçok ülkeye göre daha gelişmiş düzeyde. Daha çok insan hakları, özgürlükleri daha çok saygı duyuluyor ama başka şekilde baktığımız yönde de mesela savaşa giriyorlar. Girdikleri zaman demokrasiyi getireceğiz, özgürlüğü getireceğiz diyorlar. Fakat tam tersine, tam aksine yani daha bir karmaşa, onların haklarını ihlal etmiş oluyorlar bence. Pek konuştuklarıyla yaptıkları birbirine uymuyor gibi görünüyor. Kendi insanlarına biraz daha tolerans tanıyorlar diye düşünüyorum ben. Peki iki partili olunmasını, yani iki büyük parti diyelim, diğerlerinde siz söylediğiniz gibi pek kamuoyunda ses çıkartmaları ya da seslerini duyma imkanları olmuyor ki buraya kadar gelmiyor sesleri. Amerika'da da duyulmadığını söyledi az önce değerli arkadaşımız. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben dünyada birçok ülkede süre gelen yani bir şey bu. İki büyük
Yani iki güçlü insanın birbiriyle yarış içinde olduğu her zaman görülüyor zaten. Diğer taraf genelde halk tarafı oluyor, ezilen taraf oluyor ve pek sözleri ciddiye alınmıyor. Amerika'da daha çok kimde para varsa onda ses çıkar gibi bir yani şey sistem mevcut. Peki efendim. Hemen yine aynı sözden devam ederek sizlere soruyorum. Aslında ben Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının demokrasi yanından çok fazla müzdarip olduğunu düşünmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri genelde demokrasi götürmeye çalıştığı yerlerdeki demokrasiyi ve özgürlükleri kesiyor. İçeride başka, dışarıda başka mı? Ülkeleri içerisinde özgürlükler var. Yani şu anda kıyas sağlama imkanım sadece Türkiye üzerinden var. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyasladığımız zaman özgürlükler açısından şu andaki mevcut konjektüre bakıldığında özgürlüklerin ne kadar, nerede daha fazla kısıtlandığı aslında göz önünde serilmiş durumda. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük kısmında çok fazla bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani müdahale ettiği yerler için konuşmazsak eğer, kendi ülke vatandaşları için bu durumun çok fazla söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Peki iki partili iki başlı olunmasını? İki partili iki başlı olunması sonuçta her ülkede, ki Amerika Birleşik Devletleri kalabalık nüfusa sahip ülkelerden bir tanesi, bu gibi ülkelerde illaki farklı düşüncelere sahip insanlar var. Yani insanları dört partiyle sınırlamak veya iki partiyle sınırlamak doğru bir davranış değil. Gel gelelim bizim ülkemizdeki gibi bu gibi düşüncelere sahip, farklı düşüncelere sahip olan insanların meclise girememesi gibi bir düşüncenin olması da doğru bir şey değil. Yani iki tarafında doğru olmadığını düşünüyorum ben aslında. Aslında daha farklı bir daha sistem, farklı bir sistem getirilebilir. Yani her insanın özgürce konuşabileceği, fikirlerini beyan edebileceği, daha demokratik, daha özgür, kendine özgün bir sistem getirilip bu alanda daha fazla ilerleme sağlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani dediğim gibi her insanın fikirleri farklıdır ve herkesin bunu dile getirmeye hakkı vardır diye düşünüyorum. Gerçek demokrasi aslında budur. Yani dış devletlere müdahale, kendi halkın içerisindeki bazı problemler değil, gerçek özgürlük insanların fikirlerini beyan edebilme yetisine sahip olmasıdır diye düşünüyorum. Peki şimdi biraz daha o tarafa baktığımızda demokrasinin ne kadar gerçekleşip gerçekleşemediği, sizin az önce söylediğiniz parayla nitelendirerek sormak istiyorum. Başkanlar seçim yarışına girerken bir kampanya düzenleniyor. Bu kampanyalara bağışlar alınıyor. Bu bağışta yapacak kişiler genellikle zengin kişiler oluyor. Dolayısıyla her seferinde zengin kişilerin sanki istediği insanlar seçiliyormuş gibi de bir dışarıdan izlenim oluyor. Bu kampanyalara bağış alınması ve bunun seçim sırasında kullanılmasını siz bir dünya vatandaşı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu defa sizden başlayalım efendim. Seçim kampanyaları propaganda önemli bir şey aslında, hani seçmeni etkilemek için, ama dediğiniz gibi hani zengin kazanıyor aslına bakarsanız. Her iki taraftan da liberal bir gelenek zaten, Amerika geleneği. O yüzden hani bu doğrultuda ilerliyor. Bu da onun getirisidir diye düşünüyorum ama hiç doğru bulmuyorum bu tavrı. Sizce ne gibi problemler çıkıyor? Sürekli olarak para yardımlarının dışarıdan alınması ve o alınan yardımlarla seçim kampanyalarının devam etmesi, seçilen kişiyi ya da aday olan kişiyi bir şekilde daha seçilmeden önce ipotek altına almış oluyor mu iradesini? Kesinlikle. Aslında evet, dediğiniz gibi iradesini almış oluyor. Güç burada devreye giriyor. Parasal bir güç. O kaynakta kim neyse, kime aktarılırsa o lider durumuna geliyor Amerika'da. Birçok yerde böyle ama en gözle görülür örneği Amerika'dır bence. Peki yine aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Ben burada bir politikacı gözüyle bakılması gerektiğine inanıyorum. Hani politikacının da seçim kampanyası için maddi güce elbette ki ihtiyacı var ama bunu da kendi kendine sağlayamayacağına malumunuz. Bu sebeple bu sistemin şu an için Amerika Birleşik Devletleri için uygun olduğuna inanıyorum. Çünkü başka türlü bir kampanya nasıl yürütülürdü? Amerika'nın şu anki konjektüründe sanırım pek mümkün değil. Siz çok bir sakınca görmüyorsunuz. Evet. Yani bir politikacının gözüyle bakılması gerektiğine inanıyorum. Peki vatandaş gözüyle bakarsanız? Vatandaş gözüyle arkadaşımın dediği gibi sakıncalı bir durum. Ama politikacı gözüyle de bu gerekli bir durum. Peki efendim. Her iktidarın, her başkanın veya her başbakanın mutlaka kendi zenginlerini yarattığını, ülkede parasal kaynaklarının yüksek olan insanları kendi tarafına çekmeye çalıştığını biliyoruz. Bu her ne kadar göz önünde serilmese de az çok bu konuyla ilgilenen insanların bildiği bir konu. Yani iktidarların parasal kaynaklara ihtiyaçları var. Sonuçta bir şekilde bu kaynakları bir yerlerden edinmeleri gerekiyor. Asıl konu
zenginleri yanlarına çekmeleri değil, çektikleri zenginlerin ne tarafta oldukları bu konuda bence biraz daha önem arz ediyor. Bu yüzden hani vatandaş tarafından değerlendirirsek, ne tarafa çekileceği konusuna vatandaş tarafından değerlendirirsek sıkıntılı bir süreç olduğu aşikar. Ancak devlet tarafından baktığımızda, yönetim tarafından baktığımızda her yönetimin buna mutlaka ihtiyacı vardır ve kullanmak zorundadır. Bu kapitalizmi benimsemiş ülke yapılarının hepsinde aynı şekilde geçerli olan. Avrupa Birliği'nin içerisindeki ülkeler, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri veya diğer farklı ülkeler için bence çok fazla değişik bir durum söz konusu değil. Bizde de galiba önümüzdeki dönemlerde artık bağış kabul edilebilecek o anlamda farklı açılımlar var. Evet, yani değerlendirilmesi gereken şeyler bunların aslında vicdani yönü çok fazla ağır basar bence. İktidarların ne tarz bir düşünceye sahip oldukları, ülke yönetimi için en iyi olanı seçme imkanları. Bu bence en büyük etkilerden bir tanesi olurdu. Simay Hanım'ın da görüşünü alıp ben hemen size tekrar döneceğim. Buyurunuz. Yani ben aynı biraz önce de dile getirdim zaten. Hani para kimdeyse onlara genelde seçme hakkı sunuluyor. Ben öyle düşünüyorum. Parası olanın, çünkü Amerika Birleşik Devletleri parası olan, yani kapitalizmle yönetilen. Ben zenginleri severim prensibinin doğduğu yerde diyorsun. Evet. Yani kim de paraysa o işi yapıyor. Birçok ülkede böyle, Türkiye'de dahil buna zaten. Parası olan konuşur, parası olan iş yapar. Seçilir, seçer. Seçilir, seçer. Tabii halk için kötü bir durum. Fakat halkı düşünen pek var mı? Onu bilmiyorum. Peki, yine size döneceğim ve yine sizlerin de değerli katkılarını bekleyeceğim. Şu yüzden sormak istiyorum. Şimdi hemen yanı başımızda bir savaş tehlikesi devam etmekte. Ve deniliyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi ne zaman krize girse, ne zaman bir sorun çözülemese mutlaka ve mutlaka işte silah tüccarları devreye girerler. Bir başka yerde bir savaş ortamı yaratırlar. Dolayısıyla Amerika'daki silah sanayinin çarkları şöyle bir tekrar hızlanır döner. Amerikan ekonomisi rahatlamış olur. Arkasından da kendileri düzlüğe çıkarlar ama olan savaş ortamının yaratıldığı ülke ya da ülkeler olur. Bu noktadan hareketle eğer seçilecek olan başkanlara yardım yapan kişiler genellikle silah sanayinden insanlarsa ister istemez hani kendi fikirlerini ona empoze edemezler mi? Ya başkan hani şuraya bir şey yapsak da bizim çarklar bir dönse tarzında en amiyane tabiriyle söyledim ben ama herhalde en açık böyle konuşabilirdim deyip sizin yorumunuzu rica ederim. Şimdi bunun için aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın tarihine bakmak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla bu Bill Clinton döneminden başlayan bir gelişme. Bill Clinton çok barış yanlısı, hani insanların demokratik düzeylerine saygı gösteren, dünya ülkelerine saygılı yapıya sahip insanlardan bir tanesiydi. Ancak bu George Bush döneminde değişikliğe gitti. Aslında Amerika Birleşik Devletleri dünyada denge politikasını koruyabilen en iyi devletlerden bir tanesi. George Bush dönemine gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri savaşların beşiği olmuştu. Orta Doğu birbirine tabiri caizse girmişti. Ancak Bush'un çıkışıyla beraber, Obama'nın girişiyle beraber bu sistem tekrar değişti. Tekrar dengeye bindi. Savaş politikası bitti, barış politikası başladı. Devletlerin iç işlerine medyasal olarak çok fazla girmeme konusu ortaya çıktı. Ki bunu bugün Suriye'de yapılanlar üzerinden görebiliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda çok büyük bir etkisi yokmuş gibi, hani çok tarafsızmış gibi bir görüntü mevcut. Ancak öyle değil ama şimdi baktığımızda, şimdiki seçimlere baktığımızda Mitt Romney'in başa gelmesiyle beraber bence yeni bir dönem açılacak. Bu dönem Obama'nın yönetim tarzıyla tam ters düşen bir dönem olacaktır. Ki Mitt Romney de zaten bu konuda kendi fikirlerini beyan etti. Deniz kuvvetlerini geliştirmek, işte savaş bütçesini arttırmak. Ancak Obama'ya baktığınız zaman kendi seçim vaadi 10 sene içerisinde 500 milyar dolara yakın bir savaş bütçesi kısarak ülkeyi daha huzurlu bir refah seviyesine, ekonomik olarak refah seviyesine çekmekten bahsediyordu. Yani dediğim gibi Mitt Romney'in gelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş politikasını tekrar hızlandıracaktır. Bu da silah satıcılarına gayet güzel bir nasıl denir? Kapı olacaktır. Bunu hemen şuradan söyleyeyim. Daha gelmeden bile aslına bakarsak birkaç ay önce açıklandı. Amerika'daki bütün sanayi sektörlerini alt alta koyduğumuzda en fazla kar açıklayan yine silah sektörü oldu. Evet. Bu da herhalde önümüzdeki dönemde nelerle karşılaşacağımızın başka bir örneği. Yani Obama varken silah sektörü bu kadar kar ediyorsa o silahların da nerelerde kullandığı malum. Biraz sonra onu da konuşacağız. Eğer bir de söylediğiniz diğer isim seçilirse herhalde tavan yaparlar karı.
Mitt Romney zaten açıklamalarında da her şeyi alenen belli etti. Tahmini olarak İsrail çok fazla güçlenecektir bu konuda. Orta Doğu'da söz sahibi olacaktır. Ya da yapılacaktır ya da yaptırılacaktır İsrail. İran'a hızlı bir müdahale söz konusu Mitt Romney'in fikirleri ve görüşler arasında. Yani belli edilen bizim gördüğümüz şekilde. Bu yüzden zaten İran'da herhangi bir müdahale olursa silah sanayisi Amerika Birleşik Devletleri'nin aşırı derecede uçacaktır. Bunun yanında İsrail ile beraber silah sanayinde çok büyük karlar edeceklerdir. Tabii insan kanı karşılığında. Maalesef. Peki sizin bu iş adamlarının daha çok silah sanayicileri olmasının sakıncası ya da kaçınılmaz bir şey mi diye söylüyorsunuz? Ben ekstradan bir şey daha fark Buyurun ettim. Buyurun lütfen. Aslında bu savaşlardan nemalanan 3 sektör var. Sağlık, inşaat ve silah sanayi. Yani arkadaşlarım da bahsettiği gibi silah sanayi zaten bu savaştan dilediği kadar nemalanıyor. En fazla kar elde edenler de onlar ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta yaklaşık 9 yıl kaldı. Bu kaldığı sürede de Türkiye Cumhuriyeti'nin 16 yıllık milli gelirini harcamış toplamda. Bu alan içinde dikkatle yani kendi çapımda yaptığım bir araştırma sonucu Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı finans kartelleri bilhassa inşaat sektörü şu an Irak'ta yer edinmiş durumda. Üst düzey şirketler. Şu anda da sanırım Irak'taki ilaç sektörüne de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sağlık sektörü finanse ediyor. Bu şekilde de kendilerini sürekli devir daim yapmış olup hem savaştan yaptıkları parayı da yani harcadıkları parayı da bir şekilde Irak'tan geri alıyorlar. Yani günah keçisi olarak sadece silah tüccarlarını görmeyin diyorsunuz. Evet. Peki. Çok teşekkürler efendim. Ben buyurun. Kapitalist dünya geleneğinde güç dengesinden bahsetti arkadaşım. Evet. Güç dengesini korumak için nükleer silah başta olmak üzere silahlanma durumu söz konusu zaten. Çünkü karşıdaki ülke silahlanırsa sen barışçıl politika izlemek uğruna ülkenden olabilirsin. Bu doğrultuda silahlanma mantıklı görmüyorum kesinlikle ama. Yanlış anlamayın diyorsun. Evet lütfen. Durum bu. Bu yüzden silahlanma başta. Sağlık sektörüne de önem vermelerinin sebebi veya inşaat sektörü sözde demokrasi götüreceğiz adı altında Orta Doğu başta olmak üzere Afrika ülkelerine silahla demokrasi götürme taraftarı olan bir ülke olduğuna inanıyorum ben Amerika'nın. Bu şekilde de demokrasi olmaz zaten. Düşüncelerim bu yöndedir. Silah tüccarlarının etkisine siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Ben Romney'in savaş ilanı verdiğini duydum. Yani haberlerden, son röportajlarından. Bu savaş tüccarlarının yani bu şekilde yapması savaş ilanı verildiği için. Çünkü savaş bir çıkacak. Tamam silah tüccarları ciddi anlamda belki kâra geçecek. Ama tam tersi asıl ekonomisi yani gelir kaynağı Amerika'nın kendi ekonomisi bence o tarafa aktarıldığı için, savaşlara aktarıldığı için bence bir çöküşe uğrayacak diye düşünüyorum. Bence yanlış ben. Politika. Yani, söylenene katılmıyorum. Şöyle ki silah satıcıları kazanıyor ancak Amerika Birleşik Devletleri kazanmıyor gibi bir durum söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri silah satıcılarından çok ciddi bir miktarda pay aldığı bugün söyleniyor ve biliniyor da aslında. Yani, silah satışından en büyük kar eden silah satıcıları değil aslında. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisidir. Yani, bu yüzden bence sadece silah satıcıları değil, karın bölüşüldüğü yerle konuşulmadı. Fakat Orta Doğu'da ciddi anlamda bir savaş çıkacağından bahsediliyor. Ben bunun üstüne hani konuşmak istedim. Ben Türkiye'de dahil olmak üzere Türkiye'nin ekonomisi de, yani insanların huzurda her şeyinin bir çöküşe uğrayacağını düşünüyorum bununla beraber. Eğer çıkarsa diyorsun. Tabii ki. Peki. Şimdi bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 4 yaşındaki Abby yeter artık bu.